أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve sene kapamak nasip ve müessir eylesin. Selam müminler. Bugünkü dersimize Câfiye suresinin 14 ve 15. ayet-i kerimesini arz ederek başlamış oluyorum inşallah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İman edenlere söyle buyuruyor Rabbimiz. Elhamdülillah bizleri muhatap alıyor. İmanımıza şahitlik ediyor. Ve iman edenlere de yeni bir vazife veriyor. Malumunuz dünya hayatında insanın çok sevdiği, değer verdiği birisi birinden bir vazife talep etse, o vazife kolay da zor da olsa istenen isim bir şeref oluyor değil mi? Mesela misal verelim. İşte il müftüsü ya da Diyanet İşleri Başkanı telefon etti, haber gönderdi. Şunu bir zahmet şöyle yapıversin, Hoca Efendi dedi. İşte beni aradı, görüştü, bana emanet etti, bana söyledi, ben yaptım. Anlatırız değil mi? Niye? Yani bir iş yaptık diye. Rabbimiz bize söylüyor. Ne güzel, ne büyük şeref. O bize söylüyor, insan insana söyledi mi, ola ki yapamayabiliriz. Ama Rabbimiz yapamayacağımız şeyi bize söylemez. Gücümüz yetmeyeceğinden de bizi sorumlu tutmaz. Biz yaptığımız zaman da çift ödül verir. Hem burada hem esasıyla ahirette verir. İnsansa acizdir. Onun için kul söyle, lillezine aminu, inananlara söyle. Bunu iki türlü kısaca anlamak mümkün. Bir, bizlere duyuruyor. İki, biz kendimize duyuruyoruz. Yani bu söyle ama biz kendimize söyleyeceğiz. Sonra da bu duyuruyu başkalarına da söyleyeceğiz. يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ Şu kimseleri bağışlasınlar. Affetsinler. Şu insanları, şu vasıflı olanları. Kimi? لَا يَرْجُونَ اَيَّانَ اللّٰهِ Allah'ın ceza günlerinin gelmeyeceğini, yani geleceğini ummayanları affetsinler, bağışlasınlar. İnanmıyor adam kıyamete, ahirete. Böyle bir insan düşünmüş veya dünyadaki musibetlere. Bıraksınlar bunları kendi haline, aldırış etmesinler onlara. Önemsemesinler onları fazla. Onlar kendi işlerine baksın müminler. Tabii bu ayetleri şöyle düşünmek lazım. Her ayetin kendi bağlamında, kendi içinde bir sebebi nüzulü ya da bir olayla ilişkisi var. Tek başına bazen bir ayeti alıp anlattığımız zaman farklı veya yanlış bazı soruları akla getirmek mümkündür. Mesela bir ayette buyurulur ki müşriklerle ilgili وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Onlardan güzellikle uzaklaşın da. Ama yeri gelir savaş varsa savaş edin der. Yeri gelir barışa yaklaşıyorlarsa siz de barış yapın der. Bunu anlatabildim mi? Onun için burada şunu görüyoruz. Demek ki zaman zaman inanmayan insanlarla münasebetlerimiz oluyor. Anlatıyoruz, söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz, üzülüyoruz. Ama elden bir şey gelmiyor. Bırakın diyor Allah-u Teala. Onları affedin, bağışlayın. Şöyle de anlayabiliriz. Bazen insanlar çok aşırı muannis din düşmanı oluyor. Fakat unutmamalı ki
ne kadar din düşmanı olursa olsun, can bedenden çıkmadan ola ki bu insan Müslüman olabilir. Onun için biz daima bu hesabı göz ardı etmiş, yani gözümüzde de bulunduracağız. Ne gibi? Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevette vallahu kadir vallahu gafur rahim. Umulur ki Allah sizinle aranızda düşmanlık olanlar arasına bir sevgi peyda edebilir. Vermez mi? Düşmanlıktan adam döner, bir bakarsın mümin olur, bizim dostumuz olur. Ne gibi? Mekke döneminde herkes düşmandı peygamberimize. Taif'i de düşmandı, Mekke'si de düşmandı. Sonra ne oldular? Savaşlar yapıldı. Ama onların bir kısmı sonraki yıllarda mümin oldu. Ve İslam ordularında veya idaresinde veya hizmetinde büyük başarılar temin ettiler. Onun için bizim ebedi düşmanımız yoktur. Efendimiz Aleyhisselam öfkelendiğin insanı dengeli öfkelen, dengeli kız olur ki bir gün dost olursun. Yani yüzün kızarmasın bir şey söylediğin zaman diyor. Söylüyoruz bir şey, sonra mahcup oluyorsun. لَا يَرْجُونَ اَيَّانَ اللّٰهِ Allah'ın ceza günlerini aldırış etmiyor, önemsemiyor. Bırakın onları. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Herkese kazandığının karşılığını verecektir. Bunu şöyle de anlayabiliriz. يَا اِلَّا الَّذ۪ينَ آمِنُوا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Tezabur Suresinin 14. ayeti şöyle söyler. Ey iman edenler! Eşlerinizden, çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Eşinizden ve çocuğunuzdan. Kadın için erkek, erkek için de kadın olabilir. Onlardan sakının. وَاِنْ تَعْفُوا Ama affeder. وَتَصْفَحُ Hoş görür. وَتَغْفِرُ Bağışlarsanız فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yani Müslüman bağışlamaya vesile arayacak. Affetmeye vesile arayacak. Vazgeçmeye vesile arayacak. İntikam almaya vesile arayacak diyor. Affetme. Nasıl Rabbimiz şu ameli yaparsanız şöyle affedelim diyor ya. Öyleyse demek ki buradaki ayetime bunu söylüyor. Sonuç, men amile salihan felin etsi. Kim amelini salih ederse kendisi için. Biz bazen başkaları için yaptığımızı zannediyoruz değil mi? Mesela acizane ben vaaz ediyorum. Sizin için mi vaaz benim için? Siz dinliyorsunuz benim için mi kendiniz için? Böyle düşünelim her şeyi. Kim iyi bir iş yaparsa kendine yapıyor. Ya bu cemaati de yaranmıyor kardeşim ya. Bu kadar okuyorsun, anlatıyorsun falan. Doğru mu bu söz? Değil. Niye? Cemaate yaranmak için ne okunur, ne vaaz edilir. Ne yapılır? Rabbimizin emri, kulluk, mükafat, müjde için yapılır değil mi? O zaman biz başkalarına iyilik yaptık dedik mi? Buna ne diyor Kur'an-ı Kerim? لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى İyilik yapıp da arkasından bir minnet ve eziyet yüklerseniz böyle yükleyerek iyiliklerinizi boşa çıkarmayın diyor. Yani iyilik yapıyoruz ama onu korumak için de şeytan bizi geliyor vesveselendiriyor. Diyor ki böyle yap ki sevap gitsin. Ne yapalım? İşte adama bir üzücü laf söylüyoruz ya da bir sırtına bir yük yüklüyoruz. O da zaten o iyilikten dolayı böyle yaran tedirgin boğazına kalıveriyor adamın. Sırtında kalıyor, omuzunda, yüreğinde bir yük kalıyor. Böyle yapmayın, yoksa sevap gider diye. Ne yapalım? Kavrulun, mağrufun, mağrufun. Bir bağışlama, bir güzel söz, arkasından eziyet gelen, minnet gelen iyiliklerden iyidir diyor Cenab-ı Hak. Mesela birine bir iyilik yapıp, arkadan da bir daha da bağışında görmek istemiyorum seni falan. Böyle. Bir de kızdık, hem iyilik yaptık. Bir de sevap gitti. Onun için biz sevabı da muhafaza edecek şey güzel ahlaktır. Yani burada şunu görüyoruz. Her amelin güzel ahlakı var. Ya da şöyle diyeyim.